Mantar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mantar sote yapacağım. Tavamı ocağa aldım. Altını açtım. Biraz içerisine şöyle zeytinyağı ekliyorum. Isınınca mantarı ilave edeceğim. Yağ ısındı. Mantarlarımı doğradım. Elimde yarım kilo kadar mantar var. İnce ince doğradım şu şekilde. Şimdi tavaya ekliyorum mantarı. Güzelce kavrulsun. Çok düşük ateşte kavurmayın, yüksek ateşte kavurun mantar, yoksa çok sulanıyor mantar. İyice kavrulunca da diğer malzemelerini ekleyeceğim. Mantarlar güzelce kavruldu. Suyunu da çektiler. İçerisine şöyle bir parça tereyağı ekliyorum. Mantara tereyağı çok güzel yakışıyor. Şimdi sebzelerini ekliyorum. Elimde domates, bir tane domates, kırmızı biber, iki tane yeşil biber, bir kuru soğan ve bir diş sarımsak var. Şimdi onları ekliyorum hepsini birden. Çok fazla öldürmeden biraz daha hepsini birden kavuracağım. Kapağı kapatıyorum, tavanın kapağını. Altını kısmıyoruz tavanın, yoksa çok fazla sulanma yapar. Şöyle kapatayım. Sebzeler hafif ölene kadar pişireceğim. Mantar pişerken arada bir karıştırın. Tam istediğim gibi pişti. Dediğim gibi sebzeleri çok öldürmeyin. Çok ölünce güzel olmuyor, kayboluyor içinde. Hafif ölünce daha da lezzetli oluyor. Görüntüsü güzel oluyor. Tavanın altını kapatıyorum. Tuz ve karabiber ekleyeceğim. Siz dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben sadece karabiber tercih ediyorum. Karabiber güzel yakışıyor. Tuzumu da atıyorum. İçine dereotu, maydanoz da kullanabilirsiniz, atabilirsiniz. Karıştırayım. Mantarı servis tabağına alıyorum. Yanında şöyle bulgur pilavı çok güzel gider. Cacık. Makarnayla da güzel olur. Ekmek arası da çok güzel olur. Tercih sizin. Mis gibi. Lezzeti tam yerinde. Mantar kavurma. Servise hazır. Umarım sizler de tarifimi yaparsınız ve afiyetle yersiniz. Kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.